Sevgili dostlar merhaba. Bugün yine çok hızlı günden de karşınızdayız. Belki görmüşsünüzdür sabah gördük bizde videosunu. Bir Atatürk heykeline yine bir deli tarafından saldırı düzenlenmiş. Dikkatimi çeken bir şey var. Bu saldırılar çok arttı yakın zamanda. Hatta hatırlayın geçtiğimiz yıl olması lazım. Samsun'da benzer bir saldırının akabinde bütün şehir ayaklanmıştı. Şimdi şunu görüyorum. Bu tarz milli motiflere, ortak sembollere sistematik bir saldırı var. Bu sistematik saldırının da altında Atatürk karşıtı bir propaganda var. Biliyorsunuz arkadaşlar AKP'yi iktidara taşıyan dip dalga böyle yer altında örgütlenmiş. Hatta çoğu zaman kaçak kitap baskılarıyla falan işte kaset dağıtımlarıyla o zamanlar teyp kasetleri ile sohbet dinlemek falan gibi bir modası da vardı bu dindarların. Dincilerin diyelim dindarların demeyelim. Böyle yer altında örgütlenen bir müktesebatı vardı ve bu müktesebat yavaş yavaş kabul edildi, geniş kitlelerce benimsendi ve akabinde başka parametrelerinde devreye girmesiyle Türk tarihinden tuhaf seçimlerinden biri sonucunda çok az bir seçmenin temsil edildiği parlamentoda AKP iktidar fırsatı verdi ve AKP o iktidarı kullanarak hala istismar ederek, devlet imkanlarını istismar ederek hala bir şekilde iktidarda kalmaya devam ediyor. O müktesebat Atatürk düşmanıydı ve FETÖ'cülerin bunda ciddi payı da var. Onu da söyleyelim. Bu İslamcı ağlar düzenli olarak insanları Atatürk'e düşman ettiler. Atatürk'e deccal dediler. İşte tek gözlü deccal falan bu Nuslu Said delisinin bir takım ifadelerini falan çok yaydılar. İşte Atatürk'ün cesedini toprak kabul etmedi o yüzden gömemediler falan ya da mesela orduyu insanların gözünden düşürmek için askeri okullara girdiğinizde size mülakat yapıyorlar. Efendim denize Atatürk mü düşse kurtarırsın Muhammed mi düşse kurtarırsın diye soruyorlar gibi tevatürleri yaydılar ve nihayet bu zihniyettekiler iktidara geldi kasten yapıyorlar fakat şöyle bir şey de var arkadaşlar. Mesela yıllar önce 10 Kasım'da dikilmenin anlamsızlığı gibi bir İslamcı yazar bir şeyler söylemişti. Ona hitaben de bir yazı yazmıştım bununla ilgili. 10 Kasım'da dikilenler millet olur, dikilmeyenler sürü olur demişti. Bunun bir sebebi var. Literatürde biz buna semiotiks anlamıyla gösterge diyoruz. Yani araç göstergesi değil o çevrenin bir azizliği olduğu için gösterge dediğimizde insanların aklına ilk araç kadranı, o hız kadranı gibi bir gösterge geliyor. O değil. Gösterge bir şeyi ikame eden bir başka şeydir. Yani bir şeyi işaret eden, onun yerine geçebilen ama o olmayan. Mesela en basit bir görsel gösterge olarak benim vesikalık fotoğrafım benim göstergemdir arkadaşlar. Bunun gibi bir kültürel göstergeler vardır ve kültürel göstergelerin en önemli bileşenlerinden birisi ortak kahramanlardır. Yani millet olma hali böyle kazanılır. Siz milletin bu tarz ortak sembollerini bu tarz ortak ikonlarını, kahramanlarını ve diğer kültürel göstergelerini hedef aldığınızda elinize daha güzel bir yapı geçmez. Bu şey değil yani hani solcular da bu İslamcılara aynı hisleri paylaşıyorlar ya kılıf uyduruyorlar şey. Bu özgürleşmektir, put yıkmaktır, bu işte efendim bir diktatörün hegemonyasını yıkmaktır, işte Kemalist vesayeti yıkmaktır falan diyorlar. Değil arkadaşlar, o iş öyle değil. Yani elbette bu arada samimiyetle söylüyorum. Bir insanın Atatürk'ü sevmeme ve beğenmeme fikri yani fikri hürriyeti olduğu olduğuna inanan bir insanım ben. Fakat bu fikrin çok saçma olduğunu da söyleme hürriyetimiz olması kaydıyla. Bunlar o hürriyeti istiyorlar. Salak mısınız çocuğum siz dediğimizde de çok alınıyorlar nedense. Neyse. Ona saldırdığınızda, Atatürk büslerine saldırdığınızda yalnızca eski bir cumhurbaşkanının işte bir kalıntısını yok etmiş olmuyorsunuz. Bir anlamı yok etmiş oluyorsunuz. Bir milletin ortak değerini yok etmiş oluyorsunuz ve bu anlam bizim lehimize. Bakın Washington Institute'da iki sene önce olması lazım. Bir yazı yazmıştım. Şimdi bu yurt dışında da biliyorsunuz Atatürk'e saldırıları makul bulanlar oluyor. Onlara Atatürk'ün burada ne anlama geldiğini anlatmıştım aslında o yazıda. Demiştim ki mesela vaktiyle Atatürk birçok lafı ettiği için o say de biz bugün bazı laflar edebiliyoruz. O Atatürk'ü koruma kanunları ve Atatürk'ün üzerinde hem kanuni hem geleneksel bir kültleştirme olduğu için bizler birçok lafa edebiliyoruz. Atatürk'ün ettiği bazı laflar bugün o etmemiş olsa ve ben etsem beni öldürürler lan. Yakarlar beni canlı canlı yakarlar. Bu coğrafyada canlı canlı insan yakılıyor. Bu coğrafyanın bir geleneği bu hatta. Atatürk sayesinde dedim bu bir koruma işlevi görüyor. Bizler mesela bak birçok anda böyle iktidarı falan eleştireceğimiz zaman çok sert laflar edeceğimiz zamanlar genelde Atatürk'ün sözlerini kullanarak ediyoruz. Atatürk'ün korumasına sığınıyoruz. İşte kültlerin, ortak ikonların, ortak değerlerin, ortak kahramanların işlevlerinden birisi budur. Ve neyi temsil ediyor şu an Atatürk? Mesela kadınların eşitliğini temsil ediyor. Oy kullanma hakkımızı temsil ediyor. Sonra bu vatanın sahipliğinin, bu milletin manevi şahsında olduğunu temsil ediyor. Ve onları koruyor. O kült sayesinde, o toplumun kılcalarına kadar inmiş kült sayesinde biz bunları, bunların düşmanlığı larına karşı koruyabiliyoruz. Çünkü maalesef Atatürk'ün başlattığı yeni millet yaratma, yani milletin yeni versiyonunu yaratma, yeni sosyete diyor kendi ifadesiyle, yeni vatan, yeni devlet, yeni sosyete. Süreci henüz tamamlanmadı. Zaten bir anda olmaz. Kutsal sosyolojik dönüşümler, hatta bu antropolojik bir dönüşümdür. Bir anda gerçekleşmez. Nesiller boyu devam eder ve bu süreç devam ediyor. Bu devam ederken bunlara yapılan saldırılar, millet olma halimize hedef alan saldırılar. Yani bunlar şeyi hedef almıyorlar sadece işte bir tarihi ve siyasi figür olarak Atatürk Bakın toplumu ortak ritüeller, ortak değerler, ortak ikonlar teşkil eder. Onlar sayesinde millet olur. Bunu yitirdiğin zaman millet olmayı başaramazsın ve millet olmayı başaramadığın zaman Azargat'ın çok güzel deyimiyle hiçbir anayasa yalnızca kağıt üzerinde yazıyor diye geçerli olmaz. Bir milletin hikayesine dahilse o anayasa geçerli olur ve o anayasa kabullenilir. Afgan anayasasına bakın. Kimse umursadı mı Afgan anayasasını? Çok tırnak içinde güzel yazılmıştı o anayasa. Multikültücü bir dille yazılmıştı ama kimseyi bir arada tutamadı. Çünkü orada öyle bir hikaye yoktu. Burada böyle bir hikaye var. Dolayısıyla bizlerin Atatürk kültünün ne anlama geldiğini çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Kitabımda da mesela bir kılıç ve kalkan olarak milliyetçilik demiştim. Milliyetçiliğin hem kılıç yani bazı mesela dönüşüm projelerini başlatabilme, daha az reaksiyon tetikleme işlevi var ki Atatürk de bunu kullanmıştır. Yani Türkleri överek, Türkçülük yaparak daha önce bu coğrafyada olmayan birçok konseptin Türkler tarafından benimsenmesini sağlamıştır. Aynı zamanda bir de kalkan işlevi var. Bak bugün vefatından 100 yıl sonra bile bizi korumaya devam ediyor. Yani 100 yıl olacak neredeyse vefatından bu zaman. Yaptığı işler diyelim ki işte bugün 2024'teyiz. Getirdiği yeniliklerin artık 100. yıl dönümlerini kutlamaya başlıyoruz. Ve o yenilikler 100 yıl sonra da cari ise hala bize fayda sağlıyorsa bu kült işlevi sayesinde. Yani bir taraftan şey de var. Atatürk'ü sevdiğini düşündüğüm insanlarda da ya Atatürk'ü bir şahıs olarak ele alalım. Bir tarihimizin parçası değil. Mesela o yüzden ben şeylere karşıyım. Böyle Atatürk, Enver, Kıyaslayan falan filan tipler vardı. Birkaç öldü gerçi de hala böyle sosyal medyada falan görüyorum. Değil arkadaşlar. Atatürk tarihimizin bir döneminde yaşamış, bir Osmanlı döneminde eğitim almış bir paşa değil. Atatürk bir kült. Ve Atatürk'ün güzelliği ve önemi bu tarafında. Kültlüğünde. Dolayısıyla Atatürk'ün kültlüğüne karşı yapılan saldırılara çok sert reaksiyon vermeliyiz. Yani öyle bir Türkiye yaratmalıyız ki o Samsun'da yapmıştı insanlar bunu çok da iyi yapmışlardı. Deliller bile aklından geçirememeli. Bakın aklından geçmesi bile yeterli. Bunun yapılabiliyor olacağını göstermesi bile yeterli. Kültler böyle bir anda çökerler. Onu nasıl diyeyim dünyevileştirirsin, onu sıradanlaştırırsın zarar görevi gösterebildiğini ve başına bir şey gelmediğini falan ispatlarsın. Sonra kült çöker. Çöktüğü zaman da o kültün işlevi de ortadan kalkar. Ve tekrar ediyorum Atatürk kültünün Türkiye'deki işlevi iyidir. Bu saldırılara bu gözle bakın ve böyle bir saldırıya şahit olduğunuzda bu zihniyetle karşılık verin. Diyelim suç işlemeden bugün bu programı bitirelim. Yarın yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.